Yola çıkacağız arkadaşlar. Yola çıkmadan önce de biraz dağınık toparlamamız lazım. Ama onu şimdi yapmayacağız. Burada da sigara böreklerimiz var. Hayat kurtarıyor. Can simidi. Yola çıkmadan önce küçük bir Şitay'a turu yapalım. Yani güzergahımın üstünde şehrin tam merkezi olmasa da kısa bir bölümü var diye kamerayı kapatmayayım dedim. Şöyle bir geçerken buraları da bir görelim. Buradan sola gidince tam şehir merkezine gitmiş oluyorsunuz. Şurası şehir merkezi. Burası tabak trafik. Genelde buradan böyle sigara alırlar. Ya, tabii marketlerde de oluyor ama burada da mesela şans oyunları, kazı kazan gibi o tarz. Euro milyon diyorlar burada. Sayısal loto, süper loto falan. Şurada da Selimiye Camisi var. Bakın iyi ki gördük burayı. Selimiye Camisi var burada. Son anda gördüm. Aslında hep biliyorum burada olduğunu. Geçerken falan görüyorum. Şu an video açıkken de iyi aklıma geldi. Onu da görmüş oldunuz. Bizim böyle aslında her böyle mesela Steyr, Linz böyle kasabalarda mı diyeyim, kentlerde mi, şehir merkezlerinde falan genelde hep böyle camilerimiz vardır. İkişer üçer tane. Şitay'a geldik arkadaşlar. Şimdi malı yükledik, bitirdik.
Kamerayı çıkarttım ama video çekimi yasak mı bilmiyorum. Artık yasaksa da yapacak bir şey yok. Babalı yüklüyoruz ama biraz kapatırken, dorsayı toplarken brandayı böyle sonuna kadar geldiği için tahtaları koymak biraz zorlaşıyor. Bunlar, bu yüklediğimiz mala gitte bak istiyorlar. Yani burada böyle küçük araba parçaları gibi şeyler koyuyorlar bunun içine. Genelde bu firma bu malı getirirken dolu getiriyorum. Bu firmadan götürürken de boş götürüyorum bunları. Yani bu gitte bakslar aslında şu anda yarın İtalya'da gideceğim olan firmanın malı. Şunu şöyle yapalım. Şurayı da açalım biraz. Şöyle bir çıkartırken, Allah büyüktür, bir şekilde çıkartabiliriz. Mal yaklaşık 5,5 ton civarında. Çok ağır bir yük değil. Yani aslında gittiğim en boş yüklerden birisi diyebiliriz. Aslında bunun normali şudur. Normalde benim yapmam gereken olay şudur arkadaşlar. Bunun normali böyle olması lazım. Ama zaten kemerlerle çok sıkı bağlı. O yüzden bir üst şeye yukarıya çıkartmıyorum tahtaları. Zaten o onun yeterli olacaktır. İyice gerdirdikten sonra şunların yardımıyla sıkıştırıyoruz. Normalde burada çekim yapacağım, çok da aklıma gelmezdi burası. Ana baba günü gibi oluyor. Çok kalabalık oluyor ama geldi yılbaşından sonraki o bir hafta falan işler, firmalar, yani Avusturya içi firmalar
ya da Almanya diyeyim. Dorgun oluyor. İtalya galiba. Yine kaldığı yerden aynı tempo devam ediyor. Ama Almanlar bir hafta daha bekliyor gibi. Uzun tatil yapıyorlar yani. Çoğu firma Betrips Urlaub diyorlar işçilerine. Yılbaşından bir hafta önce, yani 1,5 hafta önce, yılbaşından sonraki ilk haftada birleştiriyorlar, 2 hafta tatil veriyorlar. Şöyle randevuza bakıyoruz, sağlam mı, sıkı mı? Son kontrollerimizi yapalım. Herhalde ağır yük yüklediğiniz zaman, ben ağır yükler yüklediğim zaman şu ön aksa bakıyorum. Yani şu toplam ağırlığın %25'i şurada olması lazım. Ama yani öyle bir yüklemezsiniz ki, tam dengede olması lazım. Şu ortaya en ağır yükleri yükleyebilirsiniz. Bunları da göstereceğim. Coil dediğimiz, hakikaten araba parçaları ürettikleri malzemeler yüklediğim oluyor. Onu tam ortaya yüklüyorlar.